Sevgili arkadaşlar, memurlara uygulanan disiplin cezalarını anlatacağız bu videomuzda. Soru potansiyeli çok yüksek. ÖSYM'nin sürekli sorduğu konu başlıklarından biri memurlara uygulanan disiplin cezaları. Şimdi bakın burada ceza ve disiplin kavramı. Disiplin ve ceza kavramını neyle anlattık? Cezayı şarkıcı, sanatçı cezayla anlattık. Ceza karakteri her basamakta bulunuyor. Disiplini ise diş ipiyle anlattık. Bakın şu görmüş olduğunuz basamaklar diş ipinden yapılmıştır. Diş ipi disiplin. Her basamakta ceza, bir ceza veriyor memura. Umarım sizlerin başınıza böyle bir şey gelmez memur olarak atandığınızda. Ama diyelim ki böyle bir olaya şahit oldunuz. Nelerle karşılaşırsınız? Arkadaşlar ilk basamakta uyarı. Bakın burada efendim boynunda, göğsünde 657 numaralı, kravatlı Halim Selim bir memur görüyorsunuz. Koyuna da binmiş, koyun da me diye meyliyor. Koyun meylemesi memuru hatırlatacak. Hemen burada karşısına ceza çıkıyor. Uyarıyorum. Bu da ne diyor? Uy, arı. Neden? Çünkü elinde arı var. Uy, arı, uyarı. Burada zaten uyarı veren bir sinyal, ışıklı sistem de var. Dolayısıyla ilk basamakta neymiş? Memura uygulanan disiplin cezalarından biri uyarıymış. Tabi uyarıyı görünce koyun da korkuyor. M ediyor arıyı görünce uyarı. Bir üst kademeye çıkıyor. Burada da elinde bir kağıda kına yazılmış. Kına yazılan bir kağıtta ne yapılabilir? Tabii ki kınama yapılabilir arkadaşlar. Ceza güzel bir kınalıyor. Hem koyunu kınalıyor hem de memuru kınalıyor. Burada şuna vurgu yapacağız. Bakın kınama yazılı olarak yapılır. Buradaki koyunu kınalamaktan, memuru kınalamaktan da kınama olayının kınama cezası ne olduğunu bilin. Yine efendim bir ceza görüyor. Bir üst basamağa çıkıyor. Burada ne diyor? Burada da elinde bir makas. Elinde memurun aylığı. Ne diyor? Aylığını kesiyor. Eyvah eyvah cezalardan cezalar beğenin. Efendim aylığını kesiyorum. Kaç parçaya kesiyor? 8 parçaya da kesebilir, 30 parçaya da kesebilir. Çünkü memuriyette aylığın 1 bölü 8 ile 1 bölü 30 oranına kesilmesi söz konusu. Memurun adeta nutka atıyor diyor ki ayağımı kesseydin daha iyiydi. Aylığımı keseceğime ayağımı kesseydin. Koyun yine burada ne yapıyor? Meğliyor. Her basamakta bir ceza ya böyle de olur mu? Efendim demek ki 1 bölü 8, 1 bölü 30'u unutmuyorsunuz. Bir üst basamağa çıkıyoruz. Cezalar bitmiyor ki. Bir üst basamakta ne var? Memur çıka çıka yorulmuş. Şurada da bir kadeh var. Şuraya varayım da bir kadeh içeyim diyor kendime geleyim. Boğazımın kuruluğu gitsin diyor. Kadeh kademeyi çalıştıracak. Ne diyor ceza dur diyor. Nereye dur? Kadehe ilerleyemezsin. Kadehe kademe. Kadehe kademe ilerleyemezsin. İlerleyemezsin ilerlemesinin durda durdurulması. Demek ki memurun kadehe ilerlemesi durduruluyor. Yani kademe ilerlemesinin durdurulması. Bu da arkadaşlar 1 ile 3 yıl arasında değişiyor. Yani 3 yıl burada bekliyor bu kadehe ilerleyemiyor. Böyle susuz, boğazı kurumuş bir şekilde bekliyor. Yine buna da şükür diyeceğiniz bir başka ceza var ki Allah kimsenin başına getirmesi. Ne diyor? Devlet kapısı 657. Bu basamakta sadece ceza var. Ne yapmış? Memuru aşağı atmış. Nereden çıkarmış? Memurluktan çıkarıyorum seni. Bak 657 enini almış. Burada artık 657 yok. Demek ki nedir? Memurluktan çıkarıyor, atıyor memurluktan. Tabi memur düşerken ne diyor? Allah'tan yargı yolu açık. Yargıya başvuracağım diyor. Bakın şurada yargı yolunu görüyorsunuz. Şurada yargıyı görüyorsunuz. Yargı yolu neymiş? Açıkmış. Demek ki arkadaşlar bu memurlara uygulanan disiplin cezalarında yargı yolu açık. Bu da 2010 düzenlemesiyle gelmiştir. Dolayısıyla bu memur için bir avantaj sayılır. Şimdi bakınız boş görselle sağlamasını yapalım. Birinci basamakta ne vardı? Aylıktan mı kesiyordu? Kına mı yakıyordu? Yoksa uyarılıyor mudur? Hemen hatırlıyorsunuz eminim buna. Koyunun üstünde memur. Göğsünde 657 plaka numarası memur olduğunu gösteriyor zaten. Efendim burada şarkıcı ceza var. Ceza kesecek. Ne cezası? Şu basamaklar diş ipinden oluşuyordu. Disiplin cezası kesecek. Şurada bir uyarı işareti vardı. Elinde de arı vardı. Memur ne diyor? Uy arı herhalde Karadenizli bir memur. Bir üst basamağa çıkıyor. Burada ne ile karşılaşıyor? Cezanın elinde kına yazan bir kağıt var. Memuru ve koyunu kınalıyor. Koyun meylediği için memur hatırlasın size. Dolayısıyla burada ne var? Kınama var. Bir alt basamakta ne vardı? Uyarı vardı. Bir üst basamağa geliyoruz. Burada ne var? Burada arkadaşlar memurun maaşını kesiyor. Aylığını kesiyor. Şurada yine memur. Ceza elinde makas ve memurun aylığı var. 1 bölü 8 ile 1 bölü 30 hatırlayınız. Bu oranda kesiyor. Demek ki aylıktan kesme. Bir başka disiplin cezası. Bir başka disiplin cezası neydi? Kademe ilerlemesini durdurulması. Şurada memur, şurada ceza, şurada bir kadeh. Çok susamış buraya çıkana kadar. Bir kadeh su içecek. Diyor ki kadehe ilerleyemezsin dur. Yani ne demek? Kademe ilerlemesini durdurulması. Kaç yıl duruyor burada? 1 ile 3 yıl arasında durabilir. Ve en son ve en kötüsü memuru aşağı atıyor. Şurada devlet kapısı yazıyordu 657. Cezanın elinde 657 plaka numarası kalıyor tabiri caizse. Memurluktan çıkarıyor aşağı atıyor yani. Aşağı inerken de düşerken de memur diyor ki Allah'tan yargı yolu açık. Demek ki memurlara uygulanan disiplin cezalarında yargı yolunun açık olduğunu bileceksiniz. İnanıyorum ki bundan sonra bu tarz soruları daha kolay cevaplayacaksınız diyerek bir başka videoya geçiyorum.